Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi yessir ve la tuassir Rabbi temmin bil hayr. Kale Allahu tebareke ve teala fi muhkemil kitabihil kerim. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِيكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ وَنَتَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْحَبِيبُ الْكَرِيمُ الْأَمِينُ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا İnneke entel alimul hakim. Rabbi şirahli sadri ve yessirli emri. Ve hlul uqdeten min lisani yefkahu kavli. Hamd, görülen ve görülmeyen bütün alemleri yaratan, rızıklandıran, idare eden, fayda ve zarar vermeye muktedir olan, Rahman, Rahim, Mümin, Müheymin, Aziz, Cabbar, Kahhar, Gaffar, Allah Celle Celaluhu'ya mahsustur. Salat ve selam alemlere rahmet olarak gönderilen yaşayan Kur'an Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme, onun ehli beytine, yetiştirmiş olduğu ve insanlar için ortaya çıkartılmış en hayırlı ümmet vasfına sahip ashabına, bugüne kadar yaşamış, bugün yaşamakta olan ve bundan sonra yaşayacak olan gayesi Allah Celle Celaluhu'nun rızası, rehberi Kur'an, önderi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem olan bütün müminlerin üzerine olsun inşallah. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam içinde yaşadığı topluma peygamber olarak gönderildiğinde ya da Kur'an'ın ve dolayısıyla Kur'an'ın açıklayıcısı konumundaki Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ilk muhatap olduğu toplum, yani Mekke toplumunun yaşantısına baktığımızda birçok insanlık dışı inançlar ve uygulamalarla karşı karşıya kalmaktayız. Genel olarak detaylara inmeden bir tarif yapacak olursak, insanlıktan uzak, yaratılmış en şerefli mahluk olma vasfından uzak, gerek erkeği gerek kadınıyla bir hayat karşımıza çıkmaktaydı. Yine gerek münferiden, gerekse içtimai olarak bir hayat karşımıza çıkmaktadır. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem o topluma Resul olarak, peygamber olarak gönderildiğinde, davete başladığında, hakkı tebliğ etmeye başladığında, tevhidi anlatmaya başladığında, La ilahe illallah'ı anlatmaya başladığında, ona tabi olanlar olduğu gibi, tabi olmayanlar da söz konusu olmuştur. Tabi olmayanların çağrıya kulak verip, aklını kullanıp üzerinde düşünmeyenlerin, tabi olmamakla kalmayıp, gerek Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a başta, yine gerekse ona tabi olanlara karşı bir eziyeti, bir zulmü, caydırıcı ve hakikati örtmeye yönelik girişimleri söz konusu olmuştur. Yani bu tebliğe kayıtsız kalmamışlar ya da tepki göstermeden bir kenara çekilmemişlerdir. Zaten baktığımızda Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam daha yeni vahiy ile tanıştığında, beklemediği, hazır olmadığı ya da bu beklemediği ve hazır olmadığından kasıt da daha önce karşılaşmadığı bir şey olması dolayısıyla bir heyecan, bir endişe ve bir korku söz konusu olmuştu Cebrail aleyhisselamla, yani vahiy ile karşılaşma anında. Dolayısıyla Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam bu hazır
beklemediği bir olayla karşı karşıya kalması sonucunda hemen evine doğru koşmuş ve Hazreti Hatice radıyallahu teala anh'ın kucağına yatmıştır. Heyecan, bir korku, bir tedirginlik söz konusuydu. Bu hal üzerinden geçtikten hemen sonra Hazreti Hatice radıyallahu anhuma amcasının oğlu Varaka bin Nefel'e Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'ı götürüyor ve başlarından geçeni ya da başından geçeni anlatmasını istiyor. Varaka bin Nefel Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'ın anlattıklarını dinleyince kendisi bir rivayete göre, yani bazı rivayetlere göre Yahudi, bazı rivayetlere göre Hristiyan din adamlarından, Tevrat'ı, İncil'i araştırmış, hakkında az da ya da çok malumat sahibi olan bir kişi. Dolayısıyla nasıl ki Kur'an'da gelecekten haberler söz konusu ise, Tevrat ve İncil'de de gelecekten haberler vardı. Ve bu gelecekten verilen haberlerden biri de, bizzat İsa aleyhisselam vasıtasıyla ve Musa aleyhisselamın kitabında Musa aleyhisselam vasıtasıyla Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin peygamber olarak gönderileceği gerçeğiydi. Bu da bir iman esasıydı İsrailoğulları için. Dolayısıyla Tevrat'ı ve İncil'i karıştırmış bir kişi, yüzeysel de olsa şöyle bir okumuş kişi, bu gerçeği rahatlıkla görebilecekti o gün. Ve Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Varaka bin Nefel'e gittiğinde, Varaka onun anlattıklarını dinlediğinde şu sonuca varıyordu. İstidlal yoluyla, yani akıl yürütme yoluyla elde ettiği Tevrat ve İncil'deki bilgilerden yola çıkarak şu sonuca varıyordu. Bu gördüğün Buhari'nin ikinci hadisidir. Sahih-i Buhari'nin ikinci hadisidir bu hadis. Vahiyin başlaması hadisi. Bu gördüğün Allah'ın Musa'ya gönderdiği namustur. Senin bu gördüğün. Cebrail yani. Cebrail burada aleyhisselam namus olarak sıfatlanmakta. Hemen arkadan söylediği cümlelere bir bakalım. Allah Celle Celaluhu Resulünü Varaka vasıtasıyla geleceğe dair bilgilendirmekteydi. Bu bilgi vahye dayanan bir bilgiydi. Zaten Varaka'nın biraz sonra okuyacağımız sarf ettiği sözleri bunun vahye dayandığının ispatı şeklinde karşımıza çıkmakta. Keşke senin davet zamanında genç olsaydım. Kavminin seni bu şehirden çıkaracakları zaman keşke hayatta olsaydım. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, ki buraya fazla girmeyeceğiz ama en azından Emin lakabının kendisine Emin lakabı takan bir kavmin, kendisini seven bir kavmin, bunun birçok dediğimiz gibi sebebi var. Resulünün, Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'ın şaşırmasına sebep olacak birçok olay mevcut. Resulullah'ı sevdiklerine ve bizzat ona Emin lakabını takmış olduklarına rağmen, olmalarına rağmen şaşkınlık dolu bir ifade. Onlar beni buradan çıkaracaklar mı? Resulullah diyor. Yani bu soru değil. Şaşkınlığın ifadesi. Çünkü ihtimal vermiyordu Resulullah. Yani kendisini çok seven, kendisine Emin lakabı, güvenilir Muhammed diyen bir kavmin bu sebepten kendisini çıkaracağını, şehirden kovacağını, yani bir değişik ifadeyle sürgün edeceğini o anda algılayamamıştı. Ve şaşkınlık ifadesi içeren, içinde şaşkınlık ifadesi bulunan bir cümle sarf etti. Onlar beni buradan çıkaracak mı? Arkadan Varaka bin Nefel'in sözüne çok dikkat edelim. Evet, senin getirdiğin bu dava ve mesaj ile gelen herkes
Her peygamber düşmanlığa uğramıştır. Yani senin getirdiğini getirmiş kimse yoktur ki, olmasın ki düşmanlığa maruz kalmasın, eziyetlere maruz kalmasın, sıkıntılara maruz kalmasın. Ya da sabretmesi gerekmesin. Elini kolunu sallayarak kolayca, zahmetsiz bir tebliğ yapsın. Bu hiçbir zaman olmamış. Dolayısıyla senin için de olmayacaktır. Çünkü buna İslam mi olarak hangi kavramla ifade edilir? Sünnetullah. Allah'ın metodu, Allah'ın adeti, Allah'ın koyduğu ilahi bir kural. Tekvini bir kural. Yani ızdırarı bir kural. Engellenemez, önüne geçilemez bir kural. Dikkat edersek Allah Celle Celaluhu, biraz evvel de sarf ettik, söyledik, varaka vasıtasıyla Resulünü ve onu takip eden kıyamete kadar herkese bir uyarı, bir mesaj göndermekte. Varaka vasıtasıyla. Yine vahye dayanıyor aslında. Varakanın ileriyi görmesi şeklinde algılanmamalı. Vahye dayanıyor. Tevrat'a ve İncil'e dayanıyor. Şayet senin davet günlerine yetişirsem sana yardım ederim. Dedi, fakat yine rivayetlere baktığımızda, ki Buhari'de geçen rivayetlere, çok geçmeden bu olayın arkasından vefat etti. Burada anlaşılması gereken bir nokta. Kişi bir yolculuğa çıkıyor ise, kendisini o yolculuk içerisinde hedefine varana kadar bekleyen tehlikeleri ya da güzellikleri bilmesi Allah Celle Celaluhu'nun büyük bir lütfudur aslında. Doğru açıdan bakıldığında. Niye? Çünkü bunlara karşı tedbirli olmayı veyahut da bunları, bu engelleri bertaraf edecek gücü, vasıtayı, güç veya vasıtaları tedarik etme imkanını kişiye tanır. Bunu sunar. Bu açıdan büyük bir nimettir aslında. Soru işaretleriyle dolu bir yolculuk değil. Ap açık bir yoldan bahsediyoruz. Yani Allah Celle Celaluhu'nun rızasını kazanma yolunda bu konuda samimi olan insanların neyin beklediğini anlatan, öğreten, aşikar hale getiren, yani gizli olanı aşikar kılan, ap açık kılan bir bilgidir bu bilgi aslında. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin gerçekten davet çalışması başladığında nelerle karşılaştıkları sabit olarak, bilgi olarak bizlerde mevcuttur. Kitaplarımızda yazmaktadır ki bundan farklı olmamıştır. Yani daha önce vahye muhatap olup insanları uyarmakla mesul tutulan Resullerin başına gelenlerden az değil, belki fazla sıkıntılar ve belalarla, musibetlerle karşılaşmıştır Allah Resulü ve ona tabi olanlar. Ki bir gün sohbetin başında da okuduğumuz ayet-i kerimede apaçık şekilde bildirildiği üzere Habbab bin Eret radıyallahu anh, ki Sahih-i Buhari'nin 3852. hadisidir, şöyle buyurmakta. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Kabe'nin gölgesinde bulunuyorken bir burdeyi yastık edinip ona yaslanmışken müşriklerden büyük bir sıkıntı çekmiş olduğumuz halde, eziyet ve işkence gördüğümüz halde, yani bu an diliminde, halde derken bu anda, yanına vardım. Yani belki müşrikler ona eziyet etmişler de o artık eziyetten o gün için ya da o an için terk edilmiş de o da onu fırsat bilerek ayrılmış ve o anda da Resulullah'la karşılaşmış. Yani işkencenin acısı hala üzerinde. Hisleri hala üzerinde. Ey Allah'ın Resulü dedim. Bizim için Allah'a dua etmeyecek misiniz? Bu sıkıntı, bu meşakkat daha ne kadar sürecek? Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın yüzü kızardı diyor. Niye? Çünkü o bu yolun ne kadar zorlu olduğunu biliyordu. Ve o yolda beraber yolculuk yapmayı istediği,
o an beraber olduğu kişinin bir eziyet, belki bu cümleyle ifade etmesi, edilmesi yanlış da olabilir. Çünkü şiddetli işkencelerden bahsediyoruz, fedakarlıklardan bahsediyoruz. Ancak o anda gelip Resulullah'a bunu söylemesi, o yolculukta sanki yetersizlik var eğittiği insanlarda şeklinde bir anlayış da ortaya çıkartabilir Resulullah da. Bunu en iyi Allah bilir. O yüzünün kızarmasındaki sebep bu da olabilir. Ve dedi ki, sizden öncekiler andolsun demir taraklarla taranarak eti ya da damarları kemiklerinden ayrılırdı. Bu hali, bu gördüğü işkenceler yine de onu dininden döndürmezdi. Yetmezdi döndürmeye. Ya da vücudunun ortasına kadar toprağa gömülür de başından ortaya demir testereyle kesilirdi. Yani vücudunun bir yarısı bir tarafa, bir yarısı bir tarafa düşerdi ki bu olayın çok daha detayı yine Müslim'de Ashab-ı Uhdud'un kıssasında geçmektedir. Çok daha geniş bir şekilde. Onları yine dininden döndürmezdi. Andolsun Allah bu dini tamamlayacaktır. Öyle ki bir süvari Sana'dan Hadramevt'e kadar yolculuk yapacak, yola çıkacak ve Allah'tan başkasından bir de eğer çoban ise sürüsüne kurdun saldırmasından başka hiçbir şey korkmayacaktır. Hiçbir şeyden korkmayacaktır. Ve arkasından hangi ayet nazil oluyor? Bakara suresi 214. ayet-i kerime nazil oluyor. Yani Bakara 214'ün sebebi nüzulu tefsir kitaplarında bu hadis olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu olay olarak karşımıza çıkmaktadır. Burada iki kişinin karşılıklı konuşmasına şahit olmaktayız. Kimdir biri? Habbab bin Eret radıyallahu teala an. Diğeri de Allah Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Zahirde iki kişi hissettikleri neler ki? Aslında ayet-i kerime Habbab bin Eret'in iç alemini de ortaya koyan bir şekilde geliyor. Bismillah. Em hasibtum en tedhulul cennete. Siz cennete gireceğinizi mi sanıyorsunuz? Dikkat edersek ayet-i kerimede zannediyorsunuz diye geçmemekte. Sanıyorsunuz diye geçmekte. Yani bunun sebebi nedir? Em hasibtum, yani hasibe fiili gelmiş. Zan gelmemiş. Bazen meallere baktığımız zaman siz cennete gideceğinizi mi zannediyorsunuz şeklinde karşımıza çıksa da burada zan değil, hasibe fiili gelmekte. Bunun bir mutlaka anlamı vardır. Ragıb el-İsfahani Müfredat adlı eserinde, meşhur eserinde, İslami Kavramlar adlı eserinde, kavramların izahını yaptığı eserinde hasibe ile zan arasındaki farkı bize şöyle bildirmektedir. Hasibe fiilinin manası ile zannın arasındaki farkı şöyle bildirmektedir. Hasibe, doğru bilgim kendisinde mevcut olmadığından dolayı yanlış üzerinde gidendir. Onun hissettikleri, onun düşünceleri, onun fikirlerine hasibe denir, sanmak. Sen böyle sanıyorsun gibi. Ancak iki bilgi de, yani doğru yanlış, hak ve batıl bilgi kendinde mevcut olduğunda yanlışın arkasından ısrarcı bir şekilde gitmesi, onu doğru olarak kabullenmesi, işte bu zan kısmına giriyor. Ki bir ayet-i kerimede Allah Azze ve Celle mealen insanların çoğu zannına uyarlar. Yani batıldan giderler. Ancak onu doğru sanarak, onu doğru zannederek. Halbuki doğru bilgi mevcut. Nedir doğru bilgi? Kur'an ve sünnet. Biz buradan ne anlamalıyız? Baktığımızda Habbab bin Eret kainatın Rabbine iman etmiş. Bir şeyi kun emriyle var eden, yine iradeyle, irade sıfatıyla dilemediğinde var etmeyen, olmayan bir ilaha
mevcut olmayacak bir ilaha, Allah dilemediği sürece mevcut olmayacak bir ilaha iman etmiş. Kahhar olan bir ilaha. Değil mi? Kahhar. Kahreden, perişan eden. Bir ilaha iman etmiş. Her şeye kadir olan bir ilaha iman etmiş. Dolayısıyla bu ilahın, böyle inanan bir kişi için, ona boyun eğip, ona inanan bir insanın karşılaşmaması gerektiğine inandı. Yani Allah müdahale etse de, Allah bize yardım etse de hemen şu eziyetler bizim üzerimizden kalksa der gibi bir serzenişte, bir şikayetlenmede bulunuyor. Çünkü o muhtemeldir geçmiş ümmetlerin yaşadıklarından, yani bunun bir Allah'ın adeti, metodu, kuralı, kanunu olduğunda habersizdi. Ve bunun kendi düşüncelerinin ve fikirlerinin doğru olduğunu sanıyordu. Çünkü hakikat olan, dost doğru olan onda mevcut olmadığı için. Ta ki Allah Azze ve Celle em hasibtum en tedhulul cennete. Siz cennete gireceğinizi mi sanıyorsunuz dedikten sonra da hak olan, doğru olan anlayışı, eylemi ve yaşantıyı bildirerek bu iddianın ya da bu düşüncenin bundan sonra müminlerde mevcut olmaması gerektiğini bildirmekte. Çünkü hak olan geldikten sonra artık hala batıl, yani yanlış üzerinde doğru sanarak gitmesi o sanıdan değil, zandan kaynaklanmaktadır. Çünkü bu davanın gereği meşakkat, mücadele, fedakarlık, sabırdır. Eza, cefa ve sıkıntı da vardır bu yolda. Bir hadis-i şerifte Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, cennet yolu nefse ağır gelen şeylerle donatılmıştır. Cennet yolu. Cehennem yolu ise nefse hoş gelen şeylerle donatılmıştır. Yine bir başka hadis-i şerifte, bir gün iman ateşten bir kor parçası olur. Elinde tutsan elini yakar, yani o inancından dolayı zararlar görürsün. Fedakarlıklar yapman gerekir. Tıpkı Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'ın ve ashabının karşılaştıkları gibi. Ya da geçmiş kavimlerin, ashab-ı Uhdud'un, ashab-ı Kehf'in, Habib-i Neccar'ın gibi, karşılaştıkları gibi. Kolay, yani haşa kolay derken, bir ihtimalin daha var bu zorluklara, bu fedakarlıklara ya da bu zahmetlere karşılaşmayabilirsin. Fırsatın var elinde. Ama imanı bırakacağım. Yani cehenneme girmeyi göze alacağım. İşte bu yolun imanla alakalı olduğunu anlayabilirse, yoldan sapmanı, bu eziyetlerden uzak kalmanın yoldan sapmak gerektiğini, yoldan sapma olduğunu anlayabilirsek ve akıbetin cehennem olduğunu anlayabilirsek, her ne pahasına olursa olsun o yolda, her ne zorlukla karşılaşılırsa karşılaşılsın, sabit kalmak için Müslümanlar, müminler mücadele verirler. Tıpkı Firavun'la beraberken Musa Aleyhisselam'ın safına, yani tevhid safına geçen ve kendilerine yapılan tehdide karşı, eziyet tehditlerine karşı, sen ancak bu dünya hayatında bize yapabilirsin. Allah'ın azabı ise daha şiddetlidir diyerek, ya dünya saadeti ama Allah'ın azabı, ya da dünya sıkıntıları, kafirlerin eziyetleri ama Allah'ın vaat ettiği cennet arasında tercih yapmadan olmayacağını anlamış insanlar bizim için güzel örneklerdir. Bu bir hakikat, Allah'ın ayetleridir. Dışındaki her şey batıldır. Nefsin ve hevanın ürünüdür. Yani batıl iddialardır. Şöyle de gidilebilir, böyle de gidilebilir. Bunlar apaçık şekilde Kur'an ve sünnete muhalefet etmektir. Kur'an'a ve Allah Resulü'nün yaşantısına, hayatına, sözlerine, kısacası dine muhalefet etmektir aslında. Çünkü Kur'an bize başka bir yol göstermiyor. Cennetin yolunu bedeller ödemekten geçtiğini gösteriyor. Apaçık şekilde şüpheye, tereddüte yer bırakmayacak derecede açık bir şekilde birçok ayette ve yine Allah Resulü'nün bizzat risalet göreviyle görevlendirildiği, peygamber olarak seçilip ta ki son nefesini verdiği ana kadar çok geniş çaplı değil, küçük hacimli kitaplara dahi baktığımızda bu gerçekle karşılaşırız. Kör olması lazım insanın. Baş gözünün değil, kalp gözünün, kalbin kör olması, aklın yitirilmesi lazım.
Evet, siz sizden öncekilerin çektiklerini çekmeden cennete gireceğinizi mi sanıyorsunuz? Velemma yetikum meselul lezine halav min qablikum. Sizden öncekiler öyle sıkıntılarla messethumul ba'sa'u ve darra'u ve zulezilu. Öyle sıkıldılar, öyle sarsıldılar, öyle yoksulluklarla karşılaştılar ki. Şimdi o öyle yoksulluk, öyle sıkıntı ve öyle sarsıntının boyutunu görmeye çalışacağız biraz sonraki cümlede. Ama şu an şu ayetin bölümü, şu bölüm üzerinde biraz duralım. Bizden min gablikum, sizden öncekiler. Kur'an evrensel, kıyamete kadar baki ve cihan şumu, bütün dünyayı kuşatan, arzın üzerindeki bütün insanları mükellef tutan bir kitaptır. Irk, renk, dil farkı olmaksızın. Ve her asırda bir yeni nesil dünya üzerinde peyda olur. Allah-u Teala Celle Celaluhu'nun takdiri budur. Nadir, istisna denilecek derecede azdır 100 seneden fazla yaşayan insanlar. Dolayısıyla Kur'an'ın evrenselliği gerçeğinden iman edilmesi gereken bir gerçektir bu. Yola çıkarak baktığımızda min gablikum, her devir bir önceki devrin ve daha önceye doğru Adem Aleyhisselam'ın devrini içine alan bir hitaptır. Yani bugün de Kur'an bize söylüyor ki sizden, yani burada Habbab bin Arat'a inmemiş bu ayet-i kerime. Tefsir usulünde bir kaide. Sebebin hususi olması hükmün umumi olmasına engel olmaz. Kur'an'ı zamana ya da bir mekana hapsetmek anlamına gelir bu. Dolayısıyla وَلَمَّا يَئْتِيكُمْ مَثَلُ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِكُمْ. Sizden öncekilerin çektiği misaller başınıza gelmeden. مَثَلُ الَّذ۪ينَ. Ha, o zaman bir önceki asırdan başlar Adem Aleyhisselam'a kadar gider. Resulullah için de ve ashabı için de o dönemden Adem Aleyhisselam'a kadar giden. 100 sene sonra bizi de içine alacak inşallah bir hitap olacaktır bu ayet-i kerime onlar için. Yani sizden öncekilerin kısmına inşallah biz de gireceğizdir. Nasıl olacak? Yolda sabit kalmakla olacak. Misal, örnek alınanlardan olabilmenin şartlarını üzerimizde bulundurmakla ancak bu söz konusu olacaktır. Evet, bir de velemma edatı. Bu edat başa gelmesi muhtemel misallerin, yani sıkıntılar, sarsıntılar, yoksulluklar, kısaca Allah yolunda gösterilmesi gereken sebat, sabır, fedakarlıklar, kısaca böyle diyelim. Çeşitleri gerek ayetler gerek hadislerde bize izah edilmiştir. Ki bir, iki tanesini Allah Resulü zaten Buhari'deki hadiste söyledi. Etleri kemiklerinden demir taraklarla taranmak, yine başlarından ortaya destelerle ayrılmak, Ashab-ı Uhdud, ki en son nokta Ashab-ı Uhdud için neydi? Ateş dolu hendeklere atılmak. Ateş ashabı demektir Uhdud, yani Uhdud. Hendek ashabı yani. Buruç suresinde bu konu Allah Azze ve Celle tarafından bize bildirilmiştir. Dileyen oraya bakabilir. Buruç suresinde. Evet. Herkese yani muhtemel olan bir musibet. O misallerden velemma herkese değil bazılarına isabet etmesi muhtemel musibetlerden bahsediyor. Velemme bu manaya geldi. Geliyor. Şimdi bazen Allah Celle Celaluhu'nun kelamını yanlış anlayabiliyoruz. Nefsimize hoş gelen yönünden bakmaya çalıştığımızdan kaynaklanıyor olabilir bu. Hak tarafından değil, nefis öne alınarak bakıldığından kaynaklanabilir. Bizim gayemiz nedir?
nefsin hastalıklarını düzeltmek, ıslah etmek, doğru açıdan Kur'an'a yaklaşabilmektir. Dolayısıyla velemma, her ne kadar herkesi kuşatan bir musibet, bir imtihan olmayıp bazılarına isabet etmesi muhtemel bir eziyeti, bir belayı ifade etse de yani gelmesi malum etkinin etki alanı meçhul olduğunu düşünelim. Gelmesi malum, etkisi meçhul bir meseleden bahsediyoruz. Gelmesi kesin. Ama o gelenin etkileyeceklerinin meçhul olduğu, bilinmediği bir durumla karşı karşıyayız. Şöyle örneklendirelim. Zaman zaman bilimsel verilere dayanarak şu tarihlerde falan memlekette deprem olabilir şeklinde haberle karşılaşırız. O an orada bulunan herkes etkisi malum olduğu için gelmesi malum olduğu için oraya afetin gelmesi bilindiği için etkisinin meçhul olması dolayısıyla endişelenmeye başlar herkes. Yani kimse ya bana musibet veya bu tesir etmez, benim evim yıkılmaz, ben ölmem demez. Herkes umumi olarak tedbir almaya çalışır. Yine mesela bir örnek verecek olursak, bir iş yerinde işçi çıkartılacağı ilanı yapıldığında etkisi malum olan bir şeyde tesiri meçhul ama herkes acaba ben mi demeye başlar. Ya kimse beni çıkartmaz demez. Tesiri herkesi sarar. Etkisi herkesi sarar. Dolayısıyla şunu anlamalıyız. Bu ayetteki velemmadan kiminiz hazırlanmasa da olur değil. Hepiniz hazır olun demektir. Kendinizi hazırlayın demektir. Ve başta da söylediğim gibi bu hazırlığı yapmamayı bu hazırlıkla hazırlanmamayı veya hazırlığı terk etmeyi söz konusu, terk etmek söz konusu olabilir ama cennetin yolundan sapmak şartıyla. Bunu da iyi bilmek gerekiyor. Kim bu hazırlığı terk ederse, yani hazırlığın ya da musibetlerin kendisine tesir etmemesi, karşı karşıya gelmemek adına terk ederse, o başka bir yoldan cennete gideceğini sanabilir de, o musibetlerden uzak kalması gayesiyle girdiği yol aslında hakikatten sapmak, cennetin yolundan sapmaktır. Bunu da iyi anlamalıdır. Çünkü peygamberlerin yolu bu yoldur. Ve Allah Celle Celaluhu peygamberlere uymamızı emretmektedir. Bu dinin kendisi ne kadar ilahi ise metodu da o kadar ilahidir. Bu bir hakikattir. Doğru anlaşılması gereken bir meseleden bahsediyoruz. Dolayısıyla batıl yollarla Allah Celle Celaluhu razı etmek ya da onun belirlediği hedefe ulaşmak mümkün olmayacaktır. Bu da iyi anlaşılmalıdır. Kişilerin bedel ödemeye hazır olması lazım. Ödenmesi gereken neyse. Hatta bütün olasılıklara hazır olması lazım. Mümkündür ki biri, mümkündür ki beşi isabet etsin ya da muhtemeldir hiçbiri isabet etmeyendir. Allah Celle Celaluhu bizlerden hazırlık yapmamızı istemektedir. Her türlü hazırlık. Hazırlığın ilki imani hazırlıktır. Tevhidin anlaşılıp hayata tatbikidir. Samimiyetin ispatı budur. Başka ispat yolu yok. İbadet Allah Celle Celaluhu'nun emrettiğini emrettiği şekilde yapmaktır. Bu tarifi anlamamız gerekiyor. Yani Allah Celle Celaluhu'nun indirdiği hükümlerle idare edilen toplumun oluşturulması ancak nebevi metotla mümkündür. Dolayısıyla hedefi Allah'ın rızası olan bir kişinin, inandığını yaşamak olan bir kişinin metodu da ibadet olabilmesi için o amelin gösterdiği, Allah Celle Celaluhu'nun gösterdiği şekilde olması lazım. Yani namazı hoplayarak kılmak nasıl caiz değilse Allah'ın davasını hakimiyetine taşımak ya da hakim kılmak da
kendi mahsulü icadı olan yollarla olmaz. Zararlardan, belalardan, sıkıntılardan, yoksulluklardan kaçmak, onlarla karşılaşmamak gayesiyle yolunu değiştirmek, daha önce de söylediğim gibi istikametten sapmak, cennetin yolundan sapmaktır. Cennetin bir alternatif var, o da cehennem. Cennetin yolundan sapan, cehennemin yoluna girer demektir. Taviz vermiştir. Dolayısıyla akıllı insan, Kur'an'a gönülden, samimiyetle yaklaşıp, bağlanıp, zorlukları, dünyadaki sıkıntı ve zorlukları göğüs gerebileceği silahları ya da eğitimi kuşanmalıdır. Doğru tercihi yapabilmelidir. Ya dünyanın nimetleri ama Allah'ın azabı, ya dünyanın azabı, sıkıntıları ve Allah Celle Celaluhu'nun nimeti, vaadi, cenneti. Hem dünyamda iyi olayım, hem ahirette cenneti alayım. İşte Kur'an böyle bir şeyin olmadığını açık olarak ortaya koyuyor ve böyle bir düşünceyi muhkem naslarla reddediyor. Apaçık şekilde reddediyor. İşte böyle düşünmelerimizin, böyle düşüncelerimizin temelinde yatan sebep Kur'an'ı anlamamakta. Okumamaktan değil, dinlememekten değil, anlamamaktan. Samimi niyetlerle yaklaşmamaktan kaynaklanıyor. Dolayısıyla bu gerçekleri kabullenen kişinin arkasından atması gereken kabullendiğinin samimiyetinin ispatı kendini hazırlamasıdır. Bu konuda azami gayret göstermelidir, asgari değil. Ölüm her an gelebilir. Ya da musibet, bela her an karşımıza çıkabilir. Nitekim bir ayet-i kerimede Allah Celle Celaluhu Bismillah وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُعِي وَنَقْسِمْ مِنَ الْاَمْوَالِ وَالْاَنْفُسِ وَالثَّمَرَةِ Muhakkak ki sizi bazı şeylerle imtihan edeceğiz. Neymiş bu bazı şeyler? Açlık ve korku. Mal, mallardan, canlardan ve mahsullerden eksiltmeyin. Bu musibetlere maruz kalanları değil. Ya da bu yolda giderken karşılaştıkları belalara, sarsıntılara, yoksulluklara ve sıkıntılara muhatap olanları, karşılaşanları değil. Ve beşşir sabirin, sabredenleri müjdele. Yani yolun sonunu görenleri müjdele. Onlara katlananları müjdele. Aslında çok kolay ya. Bismillah. İnne keyde şeytani kâne zayıfe. Şüphesiz şeytanın nesi çok zayıftır. Ama bu zayıflık iman kuvvetiyle orantılıdır. İman zayıfsa şeytanın oyunları kuvvetli oluyor. İman kuvvetliyse şeytanın oyunları zayıf oluyor. Allah vaadinden caymaz. Bir kere buna iman edin. Allah Celle Celaluhu vaadinden caymaz. Söz verdiyse mutlaka yapar. O zaman o vaat ettiğini elde etme adına bize düşeni yapmaya çalışmalıyız. Sorumluluklarımızı yerine getirmeye çalışmalıyız. Ki Allah Celle Celaluhu bir ayet-i kerimede, hatta üç ayet-i kerime arka arkaya okuyacağım. Ali İmran 146. Nice peygamberler vardı ki beraberlerinde birçok Allah erleri bulunduğu halde savaştılar, mücadele ettiler. Ve bunlar Allah yolunda başlarına gelenlerden dolayı gevşeklik ve zaaf göstermediler. Boyun eğmediler, Allah sabredenleri sever. Daha önce de dediğim gibi bedel ödemeye hazır olmak lazım kısacası. Ali İmran 146. ayet-i kerime. Bu da bir sünnetullahın yer aldığı ayetlerden sadece bir tanesi daha yine. Birçok ayet mevcut. Onların sözleri neyle karşılaştıklarında? Musibetlerle beraber, belalarla karşılaştıklarında. Sadece şöyle demekten başka bir şey olmadı. Ey Rabbimiz, günahlarımızı ve işimizdeki taşkınlıklarımızı bağışla, ayaklarımızı sabit kıl ve kafirler topluluğuna karşı bizi muzaffer kıl. Bu sebata karşı, bu samimiyete karşı ve bu acziyet itirafına karşı. Ben yaptım, biz yaptık değil. Allah yardım etti. Çünkü Allah ne diyor Celle Celaluhu? Ayet-i kerimede müminler ne diyor? Bizi muzaffer kıl. Zafer ancak Allah'tandır. Allah da onlara dünya nimetini ve daha da önemlisi ahiret sevabının güzelliklerini verdi. Allah iyi davrananları sever. Cennetin yolu bu. Başka yol arıyorsak
maalesef yanlış yoldayız demektir. Bizi hedefimize götürmeyecek yoldayız demektir. Uyanmak şeytanın vesveselerinden ya da oyunlarından ve tuzaklarından uzaklaşmak, samimi kalple Kur'an'a yaklaşmak lazım. Allah'ın sünneti değişmemiş, değişmeyecektir. O zaman başka yollar aramanın bir anlamı yok demektir. Samimiler için söylüyorum. Ve o dereceyi tespit etmeye çalışalım. Bu ayet de aslında o dereceyi bize göstermekte. Kur'an'ı şöyle somutlaştırıp bir canlandırabilirsek, nice Allah'ın Resullerinin yanında peygamberler vardı ki ve beraberlerinde birçok Allah erleri olduğu halde savaştılar ve bunlar Allah yolunda başlarına gelenden dolayı gevşeklik ve zaaf göstermediler. Bir kere Allah'ın vaadine iman edin. Gevşekliğin en büyük sebebi imandaki yetersizlik ya da ilmin artmasının en önemli sebeplerinden biri de ki ilimdir, ilimdeki yetersizliktir. Gevşeklik ve zaaf. Yine en önemli zaaf sebeplerinden biri de Müslümanların vahdet şuurundan uzak durmasıdır. Nitekim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şerifte, Ebu Davud'da yer alan geçen bir hadis-i şerifte, Hüzeyfe bin Yaman radiyallahu anh'tan rivayet ettiği bir hadis-i şerifte, yiyicilerin birbirlerini sofraya üşüşmek üzere çağırdığı gibi, diğer ümmetlerin de sizin üzerinize üşüşecekleri gün yakındır. Dedik, ey Allah'ın Resulü, biz sayıca o gün az mıyız? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam dedi ki, bilakis çok olacaksınız. Ancak bir su birikintisinin akan, güçsüz bir su birikintisinin getirip yığdığı çerçöp gibi olacaksınız. O gün Allah düşmanlarınızın kalbinden sizin korkunuzu çıkartacak, sizin kalbinizi de zaafa atacaktır. Biz dedik ki, ey Allah'ın Resulü, zaaf nedir? Dedi ki, dünya sevgisi, ölüm korkusu. Müslümanların kalbindeki en büyük zaaf budur. Fedakarsız Müslümanların fedakarsızlıklarının en önemli sebebi dünyaya olan meyil, hadis açıktır ve ölümden korkmaktır. Halbuki Allah Celle Celaluhu'nun davasına, dinine, kitabına, Resulünün yolunda bulunan, ona iman etmiş kişilerdeki anlayış ne olmalıdır? Bunların zıttı. Yani dünyadan uzaklaşmak ve ölümden korkmamak olmalıdır. Aslında burada Allah Resulü müminlere hedef gösteriyor, eğitim hedefi. Neyi anlatacaksınız, neyi öğreteceksiniz? Dünyadan uzaklaşmayı ve ölümden korkmamayı. Çünkü mümin dünyada kafesteki kuş gibidir. Evcil olmayan, yabani kuş gibi. Ve o nasıl ki kuşun kafesi açıldığında, dışarıya çıktığında bir özgürlük hissi duyarsa, mümin de ölünce ancak hürriyetine kavuşmuş olur. Ölümü böyle görmek lazım. Ödenen bedellerin karşılığının cennet olarak, verileceğini bilen kişi, cennetin de ancak ölüm sonrası elde edileceğine iman eden kişi bir an önce ölmeyi ister. Onun için Resulullah hadiste diyor, el mevtu tuhfetul mümini. Müminin hediyesi ölümdür. Yani verdiği mücadelenin, çektiği meşakkatlerin, yoksulluk, sıkıntı ve zorlukların Allah-u Teala hediyesi olarak mümine ölüm verir. Öldürür ki arkasından vaat ettikleri ona gidebilsin, ulaşabilsin. Çünkü vaat edilenler peşin değil, veresiye yani tabiri caizse. Sonrasında verilmek üzere. Evet, seviyeye bakıyoruz. Messethumul be'sa'u ve darra'u ve zulizul. Hatta yekûle rasûlu vellezîne âmenu me'ahû metâ nasrullah. Hatta peygamberleri ve yanında iman etmiş olanlar, onlara tabi olanlar, yani Hazreti Muhammed ve ona iman edenler, dediler ki Allah'ın yardımı ne zamandır? Bu dereceye geldiler. Bir peygamber bunu söylüyorsa, üzerindeki ödemesi gereken bedelin ağırlığını da anlayabiliriz demektir. Akıl sahibi insanlar anlar. Bir insana acı çektirme adına girişimde bulunsa kişi, o çok şiddetli acı çekiyordur ki yapma etme desin. Yoksa ufak darbeler onu bu söyleme itmez. Demek ki
ya da bir yardım çığlığı atıyorsa acı çekiyor demek. Bunu biz buradan anlarız. İstidlal yoluyla, akıl yoluyla anlarız. Aynı şekilde burada da dikkat edersek bir peygamber ve ona tabi olmuş insanlar, peygamberler ve onların yolundakiler. Hatta yekûle rasûlü vellezîne âmenû me'ahû, beraber olanlar, onunla beraber olanlar metâ nasrullah, ne zamandır Allah'ın yardımı dediler. Allah Resulü aleyhissalâtu vesselâm müjde veriyor. Muhakkak ki sıkıntıyla beraber rahatlık, zorlukla beraber kolaylık ve sabırla beraber zafer vardır. Yani sıkıntının kardeşi rahatlıktır. Zorluğun yanında kolaylık vardır, beraberdir. Sabrın yanında da zafer vardır. Ve Allah Azze ve Celle ki İnşirah suresinde muhakkak ki her zorlukla bir beraber bir kolaylık vardır. Yine bir arkadaki bir sonraki ayet-i kerimede de ve yine muhakkak her zorlukla beraber bir kolaylık vardır. Bu sure indiğinde diyor Resulullah koşarak evinden çıktı. Ve iki kolay bir zoru yener, iki kolay bir zoru yener diye bağırıyordu. Bir müjdeydi bu aslında. Çünkü ne demektir iki kolay bir zoru yener? İki tane ayet arka arkaya. Burada zorluk, marife, kolaylık ise nekre olarak gelmiştir Arapçadaki gramer kaidelerinde. Marife tek demektir. Yani her iki ayetteki zorluk bir tane, kolaylık ayrı ayrı zikredilmiştir. Yani bir zora iki kolaylık vardır. Dolayısıyla iki kolay bir zoru yener diyordu Resulullah. Yani Müslümanlar yeter ki üzerine düşeni yapsınlar. İki kolay bir zoru yener. Yani bir kişinin kaldırabileceği ağır bir taşı kaldırmaya çalıştığında, başaramadığında başka birini yardıma çağırması. Ağırlık aynı ağırlık, artmıyor. Ancak onu kaldırmak için girişimde bulunan kişi artınca bu daha kolay paylaşılıyor yük. Dolayısıyla zorluğun yarısı bir kolayla, diğer yarısı da diğer kolayla gidince onu yenmek çok daha kolay oluyor. Ve yine bir hadis-i şerifte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam gökten sabır, meşakkat oranınca indirilmiştir. Fazla da değil, az da değil. Eğer zor geliyorsa bu bizim acziyetimizden, bizim yetersizliğimizden, bizim velemmayı yanlış anlamamızdan, doğru hazırlıkları yapmamamızdan kaynaklanıyor. Çünkü biliyoruz ki Allah Celle Celaluhu o hiçbir kula gücünün yetmediğini yüklemez buyurmaktadır. La yukellifullahu nefse. Allah yüklemez nefsine hiç kimsenin gücünün yetmediğini. Evet, meta nasrullah. Allah ne zaman yardım edecek? Ela inne nasrallahi karib. Ela, dikkat edin. Ela, dikkat edin. Muhakkak ki Allah'ın yardımı yakındır. Kul üzerine düşeni yaptıktan sonra her şeyin bitti diyebileceği ana kadar dediği değil, işte o an Allah'ın yardımı gelir. Allah Celle Celaluhu bizlerden üzerimize düşeni yapmamızı istemektedir. İslam toplumunun, İslam ümmetinin aslında bu zorlukları aşmasıyla beraber önünde geniş bir düzlük vardır. Fakat bu zorlukları aşamadığımızda o düzlüğü görmekte mahrum kalıyoruz. Peygamberin ashabı da bedelleri ödemiş ama Allah Celle Celaluhu onlara ödedikleri bedelleri kabul etme sonucunda zafer vermiştir. Yani sabırla beraber zafer elde etmişlerdir. Zafer niye gelmiyor? Sabretmediğimizden diyebiliriz. Allah Celle Celaluhu dinlediklerimizi anlayıp amel etmeyi bizlere nasip etsin. Hak ile amel etmeyi, batıldan uzak durmayı nasip etsin. Sübhane Rabbike Rabbil İzzeti Amma Yasifun ve Selamun Alel Murselin ve Elhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.